Türklerin bir derin devlet örgütü vardır. Göktürklerden, Bilge Tonyukuk'tan beri de vardır. Selçuklu'da da vardır, Osmanlı'da da vardır, Türkiye Cumhuriyeti'nde de vardır. Hala var mı? Efendim? Ya da şöyle söyleyeyim. Müsaade et anlatayım. Bizi ilgilendiren taraf şu. Anlatayım. Milli midir bu gelecek? Abi Türklerin derin devleti ya. Elbette pilli olacak hali yok da elbette milli. Bizi ilgilendiren bu. İyi ki var. Yoksa nasıl devletler kurduk? Osmanlı, Selçuklu yıkıldı, Şeyh Edebali'ye Osmanlı kurduruldu. Osmanlı yıkıldı, Mustafa Kemal'e Türkiye Cumhuriyeti kurduruldu. Kim kurdurdu? O kadar kaymakam, şeyh, hoca, molla nasıl oldu da Mustafa Kemal'in etrafında hangi talimatla örgütlendi? Aliye İzzet Begoviç kimdir? Hasan el-Benna kimdir? Mehmet Akif ile Hasan el-Benna'nın görüşmeleri. Bu çok derin bir yapıdır. Öyle Türkiye'nin sınırlarıyla da sınırlı değildir. Bosna'da Kara Kumrular örgütlerini kim kurdu? O askerleri kime itti? Azerbaycan'da o gerillaları, özel harpçileri kim yetiştirdi? Ve bu da yeni olmadı. 20-30 sene önceki olaylardan bahsediyorum. Bu hep vardı. Mağluptuk. 1999'da sınırlarımızın değiştirilmesi müttefiklerimiz tarafından dayatılınca bu güç dedi ki artık benim için deniz bitti. Bugüne kadar memleketi vatanı var edebilmek için koruması altına sığındıklarım bana kastetti dedi. Yollarını ayırdı. Yeni Türkiye öyle çıktı. Deniz yani 15 Temmuz bu mudur? Hayır abi 1999'dan bahsediyorum. Deniz Baykal Bey'in verdiği destekle Tayyip kardeşimizin önündeki siyasi engeller kaldırıldı. Devlet Bahçeli Bey'in hükümeti bozmasıyla da seçime gidildi. AK Parti iktidara geldi. Yeni bir döneme girildi. 2007'ye kadar içeriden ve dışarıdan darbelenmemek için evet oyun oynadık, numaralar yaptık. Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı falan gibi tiyatrolar yaptık. İsrail'den ödüller aldık. Evet, dans ettik. Açık konuşuyorum. Oyaladık. Öyle mi yorumluyorsunuz siz? Evet. Ve Irak'a Amerikan askerinin girmesi reddedildiği için darbe yapmaya karar verdiler. Şampa'da Sarıkız, Ayşe, Balyoz darbelerini planladı. Onlar yalan değildir. Bugün yanlış bir kanaat var. Zannediliyor ki FETÖ örgütüyle Balyoz, Sarıkız, Ayşe darbelerini planlayanlar birbirinin muhalifi zannediyor. Hayır öyle değil. Şambala örgütü askeriye içerisinde darbe yaptıramayınca o derin devletin elemanları askeriye de buna müsaade etmeyince kim engelledi o darbeyi? 27 Nisan gecesi verilen muhtıra. 28 Nisan sabahı ne oldu? Şok olduk değil mi? Ne o bizim hükümet diyordu ki. İşinize bakın ya siz bana bağlı bir birimsiniz. Herkes çok oldu ve AK Parti'nin oy oranı %38'den %48'e daha %50'ye fırladı. Orada derin devlet. Elbette. Kim engelledi? Elbette. Yaşar Büyükanıt'la Dolmabahçe Külliyesi'nde artık Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Dolmabahçe Sarayı ve saray laflarını kullanmıyor. Türkiye'nin bir daha tekrar saltanat zihniyetine dönüşmemesi için bu kelimeler çok dikkatli seçiliyor artık. Cumhurbaşkanı Dolmabahçe Sarayı demiyor bugün, dikkat edin. Dolmabahçe Külliyesi diyor. Bazı AK Partililer maalesef ve maateessüf saltanat tavrı ve davranışı damarlarımıza işlediği için Tayyip kardeşim başına padişah kavuğu ve aynı zamanda da tahta oturtma ve orayı da Aksaray yapma heveslisindeydiler ama bir mübarek derin el oraya ulaştı da orayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi resmi adını yazdırdı. Yani Horasan yolu müdahildir artık. Tayyip Erdoğan sırtını oraya dayadığı için dünya beşten büyük diye haykırabiliyor. Evet, Yaşar Büyükanıt'la hiç mezara falan gitmeyecek bu olay. Yaşar Büyükanıt'ın verdiği destektir bu. Engelledi. Türk Genel Kurmayı Sarıkız Ayşe Şambal askerlerini destek engelledi. Efendim, orduya darbe yaptıramayınca artık Şambal'a bu defa adliyedeki elemanlarını devreye soktu ve darbeyi bahane ederek bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iskeletine kadar girdi. Benim çok sevdiğim bir 3. Ordu Komutanı vardı. Erzincan'da belediye başkan yardımcısıyken kendisiyle yakın görüşürdü. Onu bile içeri aldılar.
Yani Şambala bir örgüt, bir kurum benim elimde değilse yok olmalıdır diye düşünür. Hakan Fidan'ı ele geçiremedikleri, MİT'te hükümranlıklarını sürdüremedikleri için MİT'i yok etme operasyonu yaptılar. Bu böyledir. Sonuç 2007'den sonra ortalık 2011'de meclisi istediler Tayyip Erdoğan'dan. Zaten bir sürü FETÖ milletvekilleri vardı. Bu defa listede dayattılar. Şunları da aday yapacaksın diye. Reddedildiği için kavga savaş başladı. Ama Cumhurbaşkanımız ne diyor bugün? 2010 yılında başladı savaş. 6 sene olmuş. Ne diyor? FETÖ ile yaptığım mücadelede yanımda milletimden başka kimseyi bulamadım diyor. Ya sen parlamentoda bir AK Parti milletvekili olsan ne hissederdin Halis Bey? Bu ses sana neye hatırlatır? Evet. Dahasını söyleyeceğim. Bir saniye. Acı bir şey tabii. Ya. Bir saniye. Valileri topladı devletin. Onlara yaptığı konuşmada diyor ki FETÖ ile yaptığınız mücadelede adaletsizlik yapmanızı istemiyorum. Ama yaptığınız mücadelede eğer sizi bakan arayacak olursa beni arayın. 7/24 telefonu açık. Çok vahim bir uyarı yalnız. Efendim? Vahim. Evet. Bir şey söylüyor Cumhurbaşkanı. AK Parti kendini arındırmak zorundadır. Yani buna mecburdur. Bahçeli'nin... FETÖ ile Şambala ile küresel mücadele verirken bunu yine ayranı kabarttık. Kendime hakim olayım. Peki. 15 Temmuz'da o insanla 72,5 millet Alevisiyle, Sünnisiyle, Savcısıyla, Solcusuyla, Açığıyla, Kapalısıyla şehit oldular. Onların vermiş olduğu bu mücadelenin sonucunu AK Parti'de göreceğiz. Cumhurbaşkanı ifşa ediyor. Peki Bahçeli, Sayın Şambala'dan kurtulması lazım AK Parti'nin.